Güncel bir konu var, şimdi çift takma, insanları sef idare etme, insanların iradelerine dokunabilme tartışmaları yapılıyor. Yani bizim ünlüler olarak bundan, bu söyledikleri şeyine nasıl bakmamız lazım, emin olmamız lazım? Bunlar etki etmeyecek mi insanlara? Sadece ünlüler Bu bilet davranan kulları eğer mağdur edebileceklerse, eğer diğer iradelerine dokunabilecekse imtihan nasıl olacak? Yani irade ele geçirilebilir e, olduğunu varsaymamız demek, e, Cenab-ı Hakk'ın hayatı sınav maksatlı olarak kodladığı temel e, e, zeminin kaybolabileceğini söylemek kadar absürt bir şey. Ama birisi iradesini kendisi teslim ederse, Cenab-ı Hak onun ününü açmış. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ Kişi onu dost edinir, kendi iradesini ona bırakır. Yani çipe müpe gerek yok. Adam şeytana bırakırsa iradesini, şeytanın ona bıraktığı düşünce dünyasına saldığı her şeye kendisini bırakırsa şeytanın egemenliğine girmiş olur zaten. Şeytan bu anlamda insanlara etki edebilmek için, nüfuz edebilmek için çok istekli peygamberler de dahil. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِهِ İster nebi olsun, ister Rasul olsun, onların bir şey yapmak üzere bir niyet, bir düşünce oluşturduklarında Allah Azze ve Celle, şeytan da onlara da illaki bir şey bırakırdı diyor. Yani o niyetlerindeki e, e, safi düşünceyi, halis düşünceyi bozmak için. <laughs> Şeytan elinden geleni yapıyor. insanların kendi iradelerini onun beklediği istikamette kullanmasını temin etmek üzere. Ama kişi Rabbine yönelir, onun bu çağrısını, onun bu salık verdiği, telkin ettiği veya Allah'ın ayeti ifadesindeki gibi bıraktığı düşünceleri önemsemezse, umursamazsa فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا Allah şeytanın o bıraktıklarını nesk eder. ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ Allah ayetlerini o kişinin kalbinde sağlamlaştırır. Yeter ki o Cenab-ı Hakk'a teslimiyetini iradesiyle tercih etsin, yaşamak istesin. Bu bahsettiğim temel çerçeveyi dünya kıyamet kopana kadar hiçbir şeyin ihlal etmesi düşünülemez. Yani birileri daha çocukluğundan birileri hepsini ele geçirecekler, iradelerini gasp edecekler onları efendim köreleştirecekler. Allah da o kimseleri sınayamayacak daha yani çocukluğundan iradesine kavuşmadan veya efendim adam sağlıktan ötürü yani doktora gitmiş iğne vurulmaya işte birileri onları <laughs> bu şekliyle iradelerini gasp edecekler vesaire. Bu muhtemelen öyle e, kanım o ki çok fazla film izlemekten oluyor. Yani böyle bayağı çok bilim kurgu vesaire izliyorlar. Sonra da bunları hakikat zannetme zehabına kapılıyorlar. Biraz Kur'an okumak lazım, biraz Resulullah'a kulak vermek lazım. Hayatın sahibi, hayatın temel hudutlarını ve yönetimini ve kullarını an be an bu süreç içerisinde efendim imtihan etmeyi ee, sürdüren efendim ipi elinden kaçırmış birisi değil. Vahvel Qahir ve Fawqaybadi. O bakımdan böyle absürt düşünceler ile vehme girmek, dünyada böyle adı konulmuş konulmamış kimi otoriteler ve o otoritelere atfedilen ne bileyim değişik güçler yani öyle bir güç atfediyorlar ki onlara yani. Düne kadar onların ne teknolojisi geçilebiliyordu, yerden aldığımız kağıdı bile okuyabiliyorlardı. Bir içimizden geçeni bilmedikleri kalmıştı. Bakın gördüğünüz gibi teknolojileri de geçilebiliyor efendim imkanları da aşılabiliyor. Yeter ki müminler bir silkinsinler, bir uyansınlar. Uydu da gönderirler, silah da üretirler, teknolojide onları da geride bırakırlar. Allah Azze ve Celle kafirlere müminlerin aleyhinde herhangi bir yol bırakmamıştır. Yeter ki müminler iradelerine sahip çıksınlar. Yine aklıma Şairin hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal demesi geliyor. Millet yeter ki hakka tapmayı e, öncelesin, buradan vazgeçmesin. En zayıf olduğumuz günlerde bile evvelallah onları kovduk bu coğrafyadan. Çanakkale'de olduğu gibi, diğer müdafaa hattında olduğu gibi, e, hiçbir şeyimiz neredeyse yokken, değil mi o kadar bir beraber olmuş, bir araya gelmiş, taksim etmiş, ne bileyim anlaşmışken bile onları emellerine ulaşamadılar. Şimdi böyle evhamlarla, çiplerle, miplerle oyalanma zamanı değil, daha fazla güce kavuşup hem iktisadi, özellikle iktisadi anlamda ve sonra teknolojik ve buna bağlı olarak askeri bağlandı Gücünü, kuvvetini ne kadar artırabilirsen o kadar fazla kendini koruyabilir, çevreni koruyabilir, hatta daha uzak coğrafyadakileri de koruyabilirsin. Ama bu senin etki ve nüfuz alanına bağlı, o da senin gücüne bağlı. Allah Azze ve Celle gücünü artırmayı emretti ki hem kendini koruyasın, haysiyetini koruyasın, onurunu koruyasın ve yeryüzünde mazlumları koruyabilesin. Ama güçsüz olursan, çaresiz olursan e yani kimseyi koruyamazsın. Hazreti Peygamber'in en zayıf olduğu zamanları düşünün. Yani en çok sevdiği Ammarları, Yansirleri, bilenleri Mekke'de işkenceye uğratıyorlardı. O gün için Mekke'de peygamber de vardı, sahabiler de vardı ama güçleri olmadığı için bir şey yapamıyorlardı. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin emrini önce imtisal edip kuvvet hazırlamalı, birliği ve dirliği sağlamalı. Özellikle ümmet planında. Sonra yeryüzünde fesadın nasıl geri çekileceğini, nasıl e, kontrol edilebileceğini. Bunlar Allah'ın sünneti. Yoksa öyle evhamlarla oturduğunuz yerden kahramanlıklarla efendim e, <laughs> bir sonuç alabileceğimizi zannetmek e, makul değil. Efendim Cenab-ı Hak böylesi bir şeyde sonuç nasip etmez.